Nasıl gidiyor set? Yoğun, güzel geçiyor. Şimdi yeni hayat diziniz. Sen kendine yeni bir hayat kursan nasıl bir hayat kurardın? Sakin, güzel bir ev, güzel bir yuva, huzur, mutluluk, sevgi. O olayım için güzel yeni bir hayat olur. Sen şimdi Yasemin karakterini canlandırıyorsun. Evet. Yasemin'i biraz anlatsana. Yasemin şiddet gören bir kadın. Evet, çok varlıklı bir eşi var, çok varlıklı bir hayatı var ama o şaşanın içinde, o prensesler hayatının içinde şiddet görüyor ve çok mutsuz ve bundan kaçmak istiyor, kurtulmak istiyor. Her şeye rağmen gitmek istiyor. Hapsettiği yetmiyor, bir de başıma bekçi tuttu. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Sen peki mesela Yasemin'le yolda karşılaşsan, ona ne öğütlersin? Kaç derdim. Kaç mı dersin? Yani şiddet kabul edilir bir şey değil sonuçta. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki benim oldun. İyi ki benim oldun. İyi ki benim oldun. Endişe etmeyin, tamam mı? Peki senin şimdi hayatın nasıl bir dönem? Çok yoğun bir dönemde. Yani bu pandemi sürecinden sonra tekrardan apar topar başladık zaten setlere. Tutunmaya çalışıyoruz her proje gibi. İnşallah güzel gider. İşte biz 8. bölümü çekiyoruz. 4. bölüm yayınlanacak. Çok yoğun geçiyor. Sürekli set, ev set, senaryo, ne oluyor, program vesaire derken öyle bir dönemdeyiz. Siz bir de tam çekimlere başlamıştınız. Çekimler pandemi yüzünden durdu. Aynen. Tam o heyecan doruktayken ara verdiniz. Evet. Biz tam 2 bölümü çektik ve pandemi süreci. Sonra adapte olmak zor oldu mu? Yok, aslında herkes çok daha konsantre ve dinlenmiş bir şekilde döndü. 3. bölümden itibaren başladı. Bir de yaz gelmişti artık tabii. O rahatlıkla başladık. Peki sen Hollanda'da geçirdin pandemiyi. Evet. Orada ailenin yanında mı gittin? Evet, tabii ki ailemin yanında. Burada yoksa, yani kimsem yoksa annemin yanında, kardeşimin yanında geçirdim. Çok da iyi yapmışım. Güzel geçti, sakin geçti. Tabii ki kurallar bir tık daha farklıydı. Bir tık daha rahattık. Ama herkes dikkat ederek, o kurallara, mesafeye uyarak gayet iyi bir 4 ay geçirdim. Karantina sana ne öğretti? Bayağı bir şey sorguladım aslında hayatla alakalı. Hani neye daha çok önem vermek gerekiyor, nelere takılmamak gerekiyor. Hani günlük hayatta her şeye stres yapıyoruz. Zaten çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Ama önceliklerim değişti. Hani sevgi, saygı, huzur, mutluluk, iç huzurum vesaire çok daha önemli bir yerde. Empati kurmayı, hani dünyada olup biteni daha çok, daha iyi bir şekilde takip edebildik. O tarz şeylerle daha iyi empati kurmayı öğrendim. Başka insanlarla hani bulundukları noktayı düşünerekten hareket etmeyi. Çünkü çoğu zaman hep ön yargıyla davranıyoruz. Ve arkadaki hikayenin ne olduğunu bilmeden hemen kestirip atıyoruz. Ama onu bir, yani iki kere bile değil, bir 5-6 kere düşünerek öyle adım atmayı daha iyi bir konumlandırdım hayatımda. Boyun ne kadar? 76. Ya acayip yani, ben şu anda yani çok kısa hissediyorum. Ama çok da yakın var. Tabii onun için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Bye bye.